Yani burada Kobe'ye da çok büyük yer önem arz ediyor. Çok değerli bir hocamız. Kendisi Eşitli Üniversitesi. Yaptığı dağılık için düşen bir sistem. Kapkaranlık içerisinde. Şu kadar bir hak ediyor. A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Doktor Oktar Babıne ile hazırladığımız programımızda bu hafta ikinci defa tekrar konuk etmekten mutluluk duyduğumuz kalp damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akgül bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ahmet Hocam. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkinci defa bu konuda. Şeref geldiniz. Benim için büyük mutluluk. Çok teşekkür ederim. Biz de öyle. Biz de şeref duyduk hakikaten. Birinci programınızda çok geniş kapsamlı, detaylı konuşmuştuk. Çok güzel anlatmıştınız. Bugün de ilminizden yararlanmayı istifade etmeye devam edeceğiz. Kalp yani çok önemli çünkü tabii siz daha iyi biliyorsunuz kalp damar hastalıklarından ölüm sebebi olarak bir numara bütün dünyada. Çok önemli bir organ çünkü her an çalışması gerekiyor. Bütün yükünü taşıyor organizmanın ve mucizevi bir yapısı var. İsterseniz genel olarak bir başlayalım. Kalp hastalıklarında neler etkili oluyor, nasıl korunulabilir ve en sıklarından böyle tabii sizin detaylı bilgileriniz olacak bugün. Yeni denenen tekniklerden de bahsedeceğiz. İlk defa kullanılan. Birazdan onları da anlatacaksınız. Şimdi kalp aslında hakikaten üzerine çok fazla yük binen bir organ. Yani bütün organizmayı, bütün vücudu, bütün sistemi devamlı. Dakikada işte 60 ila 100 arasında çalışarak. Evet. İşte onun hesabını yapıyorlar. İşte bir yılda şu kadar, işte ömür boyu şu kadar atması gereken bir organ. Bazen bir sayı evet. Tabii. Çok zor tabii şartları var. Eğer engellerini yani kalbin çalışması için önündeki engellerini aşmazsak. Şimdi bu engeller dediğimiz zaman şuna gelmeye çalışıyoruz. Kalp hastalıkları için risk faktörler. Yani herkese belirli bir şekilde kalp muazzam işte mucizevi bir şekilde yaratılmış ve o şekilde programlanmış. Ama biz kendimiz bunun bazen çalışmasını zorlamaya istiyoruz, zorluyoruz. Bunun için şöyle, işte hem dış etkenler var, hem iç etkenler var. İç etkenleri aslında biz şu andaki teknolojiyle değiştiremiyoruz. Yani bu genetik. Yani anneden, babadan, işte sülaleden gelen bütün o genetik mirasın sizde olan etkileri. Ve kalp hastalıkları ve damar hastalıkları genellikle genetik mirasla çok çok ilgili. Evet. Bizim elimizde olan ne? Şu gün için söylüyorum. Belki yarın genetikle ilgili mühendislikler çok arttığı için onunla ilgili hastalıkları tespit edip genetik işlemler yapılabilecektir. Çünkü bu şekilde birçok teorik yayın başladı şu anda. Peki bizle ilgili olan şey nedir? Eğer ailemizde genetik mirasımız belliyse, ailede erken ölüm, ailede erken yaşta kalp krizi, kalp ameliyatı, damar ameliyatı, damar tıkanması, kalp damarlarında problem veya ailede kapakçıklarda bir problem varsa, bu çocuklarda risk bir kere arttı, fazla. O nedenle bunları korumaya yönelik bir yaşam tarzı olması lazım. İşte hep devamlı söylüyoruz. İşte yaşam tarzı, işte kilodan uzak durma, kolesterolden uzak durma, işte belirli ilaçları belirli zamanlarda başlama, işte hareketli bir yaşam, stresten uzak durmak zaten artık mümkün değil ama stresle yaşamanın yollarını öğrenmek gibi artık birçok teknolojik tabirler de kullanıyoruz. Yani büyük şehirde ben buraya gelirken de zaten 2-3 saat yolda geldim. Evet. Burada stres duymamak mümkün değil. Stresi nasıl baş edeceğimizi öğrenmemiz gerekiyor. Bir de hayat şartlarımızda artık teknoloji de çok ilerledi. Eğitim de çok yükseldi. Yani bu sıkıntıları, bu riskleri düzeltmek artık 40 yaşında, 45 yaşından sonraya başlamamalı. Çocukluk çağında ailelerin yapacağı bir işlem bu. Yani çocuk doğdu, işte nasıl yemek yemenin gerekliliğini biliyor gibi, su içmenin gerekliliğini biliyor gibi, işte hareketli yaşamın, stresle baş etme yöntemlerinin yavaş yavaş çocuğa işlenmesi gerekiyor. Yani çocuk artık sporu bir yemek yemek gibi hayatında tutmak zorunda. Evet. Yani bu bilinçaltına yerleşmesi lazım. Düşünülerek yapılacak bir iş değil. Biz genelde televizyona çıktığımız zaman işte 40 yaşından sonra erkeklerde, menopozdan sonra bayanlarda işte şöyle bir tedavi, şöyle riskleri azaltalım, riskler şöyle oluyor diyoruz. Evet. Tamam bu dönem için, bu yaştaki insanlar için doğru. Ama gelecek kuşaklar için artık bu demode bir cümle.
gelecek kuşaklar için artık çocuklar doğuştan itibaren bu programlar içerisinde yetiştirilmesi lazım. Evet. Bunun için programlar hazırlanması Doğru. lazım. Gerçi programın ilerleyen vakitlerinde devam edeceğiz ama bu anlattıklarınız aslında gerontolojinin de bir başlangıcı, bir temeli tabii, gibi değil mi? Yani tabii gerontolojinin de amacı o zaten. Gerontoloji de çok enteresan bir bölüm. Evet. Türkiye'de şu anda bir üniversitede varken şimdi bir başka özel üniversitede ve İstanbul Üniversitesi'nde de başladı. Evet, gerontolojiyi kurmak bize nasip oldu diyelim. Gerontoloji aslında yaşlanma ve yaşlılık bilimi. Şimdi bunu her söylediğimiz zaman yine soranlar oluyor. Yani yaşlılık 60-65 yaş üzerindeki bir bilim dalı mı? Evet. Aslında yaşlanma 60 yaşıyla ilgili değil, yaşla ilgilidir. Yaşlanma doğumdan itibaren başlayan bir süreç. Evet. Yaşlanma şudur, zamanın geçmesi. Zamanın geçmesinin insanda bıraktığı biyolojik, sosyal, kültürel her çeşit etkilerin toplamının sonucu yaşlanmadır. Zaman geçiyor, biyolojik süreç ilerliyor, yaşlanıyoruz. Sosyal, kültürel, psikolojik bunlar da yaşlanma belirtileri. Doğumdan itibaren biz zaten damar cerrahı olarak damarları zaten esas konumuz. Damarın iç yüzeyi esas konumuz. Damar tıkanması esas konumuz. Evet. Doğumdan itibaren ateroskleroz dediğimiz bir hadise damarın sertleşmesi başlar. Biz bebeklerde, çocuklarda yaptığımız damar ve kalp ameliyatlarında damar duvarı o kadar elastiktir ki mükemmel bir yapıdır. Evet. Çok güzel bir şekilde kendini korur. Hani mesela çocuk yolda yürür, işte evde oynarken düşer, evet, fazla bir şey olmaz ama 80 yaşında birisi düştüğü zaman illaki kalça kırığı olur ya. Evet. O şekilde damar da öyledir. Damar inanılmaz elastik. Hiçbir sertlik yok. Çok pembe bir yapıdır. Ama 50-60-70 yaşında biz bu ameliyata gittiğimiz zaman artık o pembemsi yapı siyaha doğru hafifçe meyletmiş. O yumuşak doku sertleşmiş, kireçleşmiş. En ufak bir hareketle evet, fragil dediğimiz böyle hızlı kanamaya, hızlı pıhtlaşmaya gider. Bu yüzden ama biz çocukta da yaptığımız bu ameliyatta damarlarında bu kadar güzel olmasına rağmen içerisinde yavaş yavaş evet, kireçlenmenin nüvelerini görmeye başlarız ve o devam eder ileriki yaşlara kadar. Evet. Bu ne kadar ileri yaşa gidecek? İşte çocuğun ve ailenin yapacağı eğitimle beraber, o sporla, o hareketli yaşamla, o kendi çevresini yalnızca bireye bağlı değil. Yani biz artık gerontolojide şöyle kavramlardan başladık. Evet. Mesela büyük şehirlerde devamlı siteler kuruluyor. Devamlı işte yapılaşma var. Park alanları işte azalıyor, artırılıyor işte ormanlar. Biz yaşlılık dostu mesela bir sürü belediyeler oluyor. Evet. Ama biz mesela yaşlılık dostu siteler yapmayı düşünüyoruz. Yani bunların danışmanlığını vermek istiyoruz. Yani insan belli bir yaştan sonra burada sağlıklı bir şekilde nasıl yaşlanır? Yani hayatını normal nasıl gider? Onunla ilgili hem kültürel hem sosyal hem ekonomik çalışmalar danışmalar veriyoruz. Gerontoloji birçok bilim dalının ortak noktasıdır. Sağlıklı yaşlanma, yaşalma. Yani sağlıklı yaşam. Evet. Sonuçta gerontoloji bunun hepsinin evet, hepsi. O yüzden önemli bir bilim dalı. Evet. Tabii bu çok önemli. Bir soru sormak istiyorum çünkü çok güncel. Hatta biraz önce bir kanalda yine konuşuyordu bazı hekim arkadaşlar biliyorsunuz. Kolesterol hiçbir zararı yok. Yağ istediğiniz kadar yiyin. Tamam karbonhidratlar zararlı. Şekeri minimuma indirin ama yağın işte kolesterolün hatta kuyruk yağını yiyin, yumurtanın sarısını yiyin diye açıklamaları var. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Siz birinci derecede sizi ilgilendiriyor. Çünkü kalp uzmanısınız özellikle. Evet. Deneyimleriniz var, birikimleriniz var, şimdi çalışmalar var bu konuda. Evet. En çok örnek aldığım evet, durum literatürler değil. Evet. Yazılmış textbooklar değil. Belki bilimsel çok görülmüyor. Ama fizyolojik ve hayatın gerçeği evet, benim dedem. Benim dedem tereyağı. Köyde yaşayan bir insan. Evet. Sabah akşam tereyağını da yer. Normal yemeğini muntazaman yer. Yalnızca düzenli yer. Sabah ne yiyeceği yemek bellidir. Evet. Çok da yer. Öğleyin de yer, akşam da yer. Aralarda hiçbir şey yemez ama. Aralarda açlıksa açlık. Akşam yemeğinden sabaha kadar da hiç abur cubur yemez. Hiçbir şey yemez. Düzenli. Hep düzenli. Ve hiçbir zaman yemeğinde bir limit görmedim. Hiçbir zaman diyet ihtiyacı yok. Zaten bu diyet kelimesi tamamen artık bizlere evet, ait. Evet. Büyük şehirlerin bir popüler kavramı. Kolesterol de o zaman da vardı. Her zaman var. Kolesterolden de bir sıkıntısı olmadı. Hiçbir zaman kilo da almadı. Hareketli. Normal hayatı neyse. Evet. Köyde yaşanan bir hayat öyle. Büyük şehre de geldi. Büyük şehirde de yaşadı. Orada da aynı şekilde yaşadı. Orada da hiçbir sorun olmadı. Şimdi ama kolesterol hakkında bilimsel birkaç cümle söylemek gerekirse. Şimdi vücudumuzun bütün hücreleri yapı taşlarında kolesterol, yağ asitleri vardır. Evet.
Yani hücrenin duvarında kolesterolümüz var, yağ asitlerimiz var. Onun bir yapı taşı. O olmasa o hücre olmaz. Ama bu şu demek değil. Yani biz devamlı kolesterol alırsak daha fazla hücrelerimiz olur, daha fazla boyumuz uzar. Daha yapılı hale geliriz değil. Hepsinin bir limiti var. Evet. Kolesterolsüz beslenme de doğru değil. Kolesterole dayalı beslenme de doğru değil. Evet. Yani her şeyde dengeli. Olduğu gibi dengeli bir şekilde bunu yapacağız. Bunu yaparken yalnız ben diyet yapıyorum, periz yapıyorum diye yapmamamız lazım. İşte o zaman bilinçaltında sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bu normal hayatımızın kuralı böyle. Bu şekilde yemeğimizi yiyeceğiz. Ben hiçbir zaman hastalarıma işte şunu daha fazla ye, bunu daha az ye demem. Zaten her hastam bizden daha fazla bilgilidir bu konuda. Herkes bilir işte yumurta nasıl yenir, kolesterol nedir, sigara sağlığa zararlı mıdır, evet. Yararlı mıdır, alkol şudur budur. Şu anda bilmeyen kimse yok. Doktorlar da fazla biliyorlar aslında bu işleri. Evet. O yüzden kimse bu ekstra bu bilgileri vermeye gerek yok. Yalnızca süreleri tutturmayı öneriyoruz. Bir de alarm işaretleri var. Yani işte göbeğimizin büyümesi, işte insülin direncimizin başlaması. Aslında bu bir alarm. Vücut diyor ki beyine, sende bir sıkıntı başlıyor arkadaş. Ona göre hayat şeklini biraz değiştir. Tabii. Evet. Yoksa hastalığa doğru gidiyorsun diyor. Biz de programımızda uyku bozukluklarını işledik. Uyku bozukluğumuzda, bozukluklarında gece uyku apnelerini konuştuk. Kalp hastalıklarında çok önemli. İşte gece uyku apneleri olduğu zaman işte hasta zaten, kişi zaten çok yorgun kalkıyor. Ayrı ama evet. Aynı zamanda oksijen düşüklüğüne bağlı damar tıkanıklıkları riski artıyor. İşte kilo almaları artıyor. Evet. İşte bütün performans bozukluğu, cinsel performans bozukluğu bile uyku apneleri ve sağlıksız bir uykudan ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi hepsi birbiriyle bağlantılı. Eğer göbeğiniz fazlalaşıyorsa uykunuz da bozulmaya başlıyor. Uykunuz bozulduğu zaman işte apneler, oksijen azalması oluyor. Hücrede enerji yakışı bozuluyor. Evet. Daha fazla depoluyor. Bir kısır döngüye giriyor. Bu kısır döngüye girmeden hayatı yaşamak evet. gerekiyor. Evet. O yüzden kolesterol üzerindeki tartışmalar çok doğru tartışmalar değil. Bence düzenli beslenmek tartışıyor. Şimdi başka bir konu daha var. Orada da işte yemekleri tersten yeme gündeme geldi. Yani önce çorba içiyoruz, yemek yiyoruz. Sıcak yiyoruz, sonra tatlı yiyoruz. Şimdi önce tatlı diğer tarafa çevirirsek diyetimiz daha kolay olur diye iddialar var. Bunların hepsinin sonucu şu. Doğru da olabilir bu. Ama buna çok kafa yormaya gerek yok. Buna kafa yorduğunuz zaman hastalık ortaya çıkıyor. Mesela bulimya, anoreksiya, nervoz hastalığı nedir? Kişi yemeğini yer, sonra gider bunu çıkarır, kusar. Bu da bir hastalık. Ama kişi kilo alıyor mu? Yok. Yani işte yalnızca fizyolojik olarak kilo alıp almamasına bakarsanız doğru değil. Psikoloji çok önemli. Evet. Siz kolesterolü ben yiyeceğim, şu kadar gram yiyeceğim, şu kadar kalori hesabım var, yazıyorum, çiziyorum derseniz psikolojiniz bozuluyor. Bu başka hastalıklara yol açıyor. O zaman ben de kan yağları ile ilgili sormak istiyorum. Niye kolesterolden konu açılmışken. Şimdi laboratuvar tetkiklerinde kolesterol değerleri normal çıkıyor. Fakat trigliserit normalin çok üstünde çıkıyor. Bu gibi bu konuda bir tedbir almak gerekir mi? Bir hastalık anlamına gelir mi? Ya da yine kolesterol değerleri çok normal çıkıyor ama lipoproteina yüksek çıkıyor. Bunun bir anlamı olur mu yani? Hastalar bunu dikkate almalılar mı? Güzel. Şimdi kanda baktığımız kan yağları evet. özellikle HDL, LDL, trigliserit. Bunlara özellikle bakıyoruz. Lipoproteine de bakıyoruz. Evet. İşte HDL'si iyi kolesterol, yüksek çıkarsa çok güzel deniyor. Evet. LDL'si işte kötü kolesterol, yüksek çıkarsa kötü deniyor. İşte 200 ve üzeri çok tehlikeli evet. görünüyor. Aynı zamanda trigliserit düzeyi. Bunların hepsi birbirine çok bağımsız değildir. Aslında hepsi birbiriyle evet. benzer yükselir evet. veya azalır. Ama tek başına trigliserit yükseklikleri vardır. Tek başına kolesterol evet. yükseklikleri vardır. Evet. Burada ilk başta aileye bakacağız. Ailede kalıtsal hipertrigliseridemi var mı? Yani ailede kalıtsal kanda trigliserit yüksekliği hikayesi var mı? Bunlar genelde böyledir ve bu hastalar ileride çok şiddetli damar tıkanıklığına, kalp krizlerine erken yaşta maruz kalabilirler. Evet. Özellikle genç yaşta erkeklerin işte futbol yaparken ölmesi, işte futbol sahasında ölmesi, kalp krizinde ölmesi gibi şeyler genelde ailede kolesterol veya trigliserit yüksekliğinden olur. Evet. Peki bu tarz durumlarda insülin direnci meyaliyeti var mıdır? İnsülin direnci, yani yatkınlığı. İnsülin direnci, işte bunların hepsi evet. aslında bir çember, bir evet. kısır döngü. Biri sistemde bir çark bozulduğu zaman, bir dişli bozulduğu zaman sistemde artık dengesizleşmeye başlıyor. Evet. Çünkü bir dişlinin işini diğerleri yapmaya başladığından dolayı onlar da kendi fonksiyonları yavaş yavaş evet. bozuyorlar.
O yüzden hepsinin dengeli gitmek lazım. Evet. Ama yalnızca sorunuza gelirsek, yalnızca trigliserit yüksekliğinde biz belli bir şeye kadar bekliyoruz. 350'ye kadar bekliyoruz. Evet. Hastamıza tekrar işte yaşam şeklini biraz düzenle diyoruz. Bunların hepsi hep bir uyarıcı demiştik ya. Evet. Diyoruz ki arkadaş sen nasıl geçiyor günün? Hemen ilaç vermiyoruz bir kere. Vermememiz lazım. Çünkü o da ayrı bir şeyi bozuyor. Her ilaç bir başka tarafı bozma pahasına, tabii, maliyetine veriliyor. Yan etkisi oluyor mu? Aynen öyle. Peki biz diyoruz ki nasıl bir yaşantın var? İşte adam en son bana gelen bir hasta dedi ki ya hocam haklısın dedi. Ne de haklıyım? İşte ben yalnızca asansörde iniyorum, arabama biniyorum. Arabamda iniyorum, işime gidiyorum. İşimden tekrar araba, tekrar ev. Sıfır hareket. Adam da biliyor zaten bunu. Evet. Bir uyarıya ihtiyacı vardı. Biz mesela adamla şunu konuştuk. Çok ciddi bir iş adamı bu. Dedi ki beyefendi siz işte herhangi bir zarf geldi. Bir mahkeme. İşte ne yapıyorsunuz? Aa, bütün düzenim bozuluyor. Ona uygun raporlar hazırlıyorum. İşte savunmalar hazırlıyorum bilmem ne. Bundan daha büyük uyarı geldi. Trigliseridin yüksek. Evet. Kolesterolün yüksek. Bu ilk uyarı. İkinci uyarı insülin direnci gelecek. Üçüncü uyarı göbek çok çok fazlalaşacak. Dördüncü uyarı gizli şeker. Beşinci uyarı aşikar şeker. İşte altıncı uyarı uyku bozuklukları. Bunların hepsi birleştiği zaman kalp damar hastalıkları. Evet. Eşittir. Evet, tabii. Yani uyarılar böyle. Ne olacak? Kalpten kriz geçireceksin. Belki öleceksin. Bu uyarı mı daha önemli? Yoksa diğer uyarı. Evet. O diğer uyarı için hayatımızı şekillendiriyoruz. Bu uyarı için şu anda bekliyoruz. Onun nedeni bilmiyoruz şu anda. İnsan yapısı herhalde. İnsan böyle düşünüyor. Yani tamam onu hallederiz, bunu hallederiz. Kendiyle ilgili şeylere de biraz vurdum duymazlık oluyor. Evet tabii insan zayıf yaratılmış. Hakikaten dünyada hem lezzet veren şeyler var ama her lezzet veren şey de aynı zamanda zararlı. Bir de hakikaten çok sayı. Biraz soğukta kalsak üşüyor işte insan. Hemen yoruluyor. Acizlikleri belli. Dikkat etmek gerekiyor tabii. Tedbirlerini almak gerekiyor. Hareketlilik, beslenme, her türlü şart yani. Buna göre hazırlanması gerekiyor. Şimdi tabii süremiz itibariyle isterseniz bir de sizin cerrahi bir yönünüz var. Yani hem bu yönünüz var ama bir de hastalık olduğunda cerrahi olarak müdahale ediyorsunuz. Çünkü cerrahsınız. İsterseniz biraz da ondan bahsedelim. Cerrahi hastalıklarından kalbin. Evet. Kalpte biz cerrahiye ne zaman başvuruyoruz? Evet. Öncelikle kapakçıklardan bahsedeyim. Çünkü geçen hafta yaptığımız orijinal bir ameliyat var. Şimdi İşte yaşadığı çevre itibariyle çocukcağız romatizmal hastalıkları, mikroplar, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor ve ilerleyen yaşlarda kapakçıklar bozuluyor. Evet. Bunlar Türkiye'de çok sıktı eskiden. Benim asistanlığım döneminde biz kapak hastalıkları, ameliyatları çok yapardık. Evet. Çünkü beslenme koşulları, çevre koşulları veya antibiyotiğe veya doktora ulaşım o kadar kolay değildi. O yüzden üst solunum yolu enfeksiyonundan oluşan vücut savunma sistemi kalbin damarlarını, kalbin kapakçıklarını bozuyordu. Ve doktora gidiyorlar. İleri yaşlarda gittikleri için illaki artık işlem gerekiyordu. Biz orada sırada kalp damar kapakçıklarını değiştiriyorduk. Evet. Daha sonra tamir etmeye başladık. Şimdi birazcık daha değişti iş. Özellikle yaşlı hastalarda şu anda romatizmaya bağlı değil, yaşlanmaya bağlı, kireçlenmeye bağlı aort kapağında, mitral kapağında yani kalbin kapakçıklarında bozulmalar olduğu zaman biz mümkün olduğu kadar önce kapakçıkları onarmaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü kapakçıkları başka bir mekanik kapakla değiştirdiğimiz zaman hastamızın konforu bozuluyor. İşte ameliyat sonra çıt çıt sesleri duyuluyor içeride. Evet. Veya devamlı işte antikoagülasyon dediğimiz ilaçlar kullanıyor. Kanama testleri veya pıhtılaşma. Bir sürü hastaneye bağımlılık oluyor. Aslında bütün amaç bağımsızlığı ortaya çıkarmak. Hastalık için de böyle. Belki insani bütün unsurlar için böyle. Peki ne oluyor? Şu anda biz aort kapağını yaşlanmaya bağlı bozulmuş olan aort kapağı, özellikle darlığı içine açtığımız zaman, damarın içine açtığımız zaman biz eskiden küçük alanda büyük kapak koymak istiyoruz ki darlık yenilsin, darlık bir daha olmasın diye. Evet. Onun için de damarı kesip büyütürdük. Ameliyat işlemi uzardı. Ameliyat sonrası kanama riskleri fazlaydı. Şu anda gelişen teknolojiyle, daha geçen hafta yaptığımız bir teknik, aort damarını açıyoruz, içerisine bir stent gibi bir kapak koyuyoruz. Büzülmüş bir şekilde damarın içerisine giriyor bu. Vücut ısısında bu tekrar açılıyor. Vücut ısısında açılan bir sistem, nitinolden oluşan bir stent. İçinde kapakçıklar ortaya çıkıyor. Bu kapakçıklar biyoprotez dediğimiz
kan sulandırıcıya ihtiyaç duymayan kapakçıklar kendi kendine açılıp kapanıyor. Ve bizim bunu koyup buraya yerleştirirken hiçbir şekilde artık dikiş kullanmıyoruz. Eskiden kapağı oturturken etrafını duvarla dikerdik, evet, damar duvarın etrafına. Ki oynamasın, orada sabit dursun diye. Ama bu sistem artık kendisi buraya yapıştığı için hiçbir şekilde dikiş kullanmıyoruz. Ne oluyor dikiş kullanmayınca? Bir, ameliyat süremiz çok çok kısalıyor. İki, ameliyatta komplikasyon, yani dikiş koyarken damar yırtılması, tabii, riski veya oradaki kireçlerin, çünkü kireçli bir kapakçık bu, kireçlerin beyine gitmesi, felç olma riski çok çok azalıyor. Özellikle yaşlı hastalarda şu anda dikişsiz aort kapağı çok çok büyük bir avantaj. Aynı zamanda bu ameliyatı vücutta bu sternum dediğimiz iman tahtası deniyor. Bunu keserek yapmıyoruz artık. Şuradan hemen kaburgalar arasında, kostlar arasında çok küçük 3-5 santimlik bir kesiyle direkt oradan aort kapağı ulaşabiliyoruz ve o şekilde yerleştiriyoruz. Yani estetik olarak da çok güzel. Tabii bu kemiğin kesilmediği için hasta ameliyat sonrasında işte ağrı, sızı veya enfeksiyon riski olmuyor ve çok daha hızlı bir şekilde taburcu oluyor. Evet. Daha hızlı hareket ediyor, mobilize oluyor. Peki bu yeni bir teknik ama bunu ileride diğer kapaklar içinde kullanmak imkan olacak Şu mı? Şu anda öyle çalışmalar var. Fakat tabii ileriyi görmek çok kolay değil. Çok hızlı ilerleyen bir sektör. Özellikle kalp damar cerrahisi. Ve amaç ama hep minimal invaziv. Yani eskiden büyük cerrah büyük açar derlerdi. Hocam siz de bilirsiniz. Evet. Yani büyük açtığın zaman büyük cerrah olur. Şimdi büyük cerrah küçük açar. Evet. Hatta hiç açmaz. Tabii. Yani mümkün olduğu kadar küçük alandan girip, işte robotla kalp cerrahisi de o nedenle başladı. Mümkün küçük alandan girip içeride büyük işler yapmaya artık. Evet, tabii. Buna minimal invaziv diyoruz. O yüzden mesela bu kapak minimal invaziv. Şöyle kesiyle yapıldı. Mitral kapak diğer kapaklar için şu anda öyle bir tekniğimiz yok. Ama onlar için de robot tekniklerimiz var. İşte bir iki noktadan girip işlemi ilk gerçekleştiriyoruz. Ama o kapaklar için şu anda yok. İleride olacaktır. Şimdi mitral kapaklardan konu açılmışken öyle ondan devam edeyim. Mitral kapak hastalıkları genelde doğuştan görülen bir hastalık mıdır? Çünkü kapak ameliyatları mitral kapaklarda yaşlılarda mı çok fazla uygulanıyor? Yani doğuştan olan bir hastalık, yaş ilerledikçe mitral kapak ilerliyor mu? Mitral kapak hastalıkları demin söylediğim gibi genelde çocuklukta geçirilen romatizma sonucu ortaya çıkar. İki doğuştan, tür önemlidir. Evet. Üç tür tabii. Doğuştan olabilir. Evet. Çok nadir. Doğuştansa hızlı bir şekilde zaten yeni doğan döneminde şikayetleri olur. İşte emmede nefes darlığı, emerken, çocuk emerken. Çocuk nefes alırken morarmalar. Bu tip şikayetler olur. Onlar zaten konjenital kalp hastalığına girer, doğumsal kalp hastalığına. O sırada onun tanı ve tedavisi konulur. Esas sorun o dönemde tanınmayan, yani çocukta bir morarma yok, gelişim geriliği yok, her şey normal. Evet. İleriki döneme giden. Doğuştan o çok gitmez. O erken dönemde tanı ve tedavisi olur. Oraya giden iki tane tür var. Birincisi, İşte çocukluk döneminde özellikle geçirilen romatizmal ataklar. Yani işte üst solunum yolu enfeksiyonuyla başlayan romatizmal süreç 40-50 yaşlarda şikayet yapmaya başlar. Eğer rutin kontrolü yoksa kişinin. İkincisi de ilerli yaşlarda başlar. 50-60 yaşından sonra başlayan kireçlenme. Biraz önce aort hastalığı için anlatmıştım. Onun da mitral versiyonu. Özellikle Batı toplumunda daha çok kireçlenmeye bağlı, senil kapak hastalığı deriz buna. Yaşlanmaya bağlı. Doğal bir süreçtir işte bu. Evet. O şekilde kapaklarda bozukluk olabilir. Mitral kapak hastalığı doğuştan başlayıp ileri yaşlara gitmez. O üçe ayrılır. Hayır, evet. Onlarda da işte biraz önce söyledim. Minimal invaziv tedaviler gittikçe gelişmeye çalışıyor. Önce kapağı onarmaya çalışıyoruz ki ameliyat sonrası hayat konforu devam etsin. Gerekirse biyoprotezle veya olmasa da mekanik kapakla değiştiriyoruz. Evet, isterseniz kısaca robotik cerrahi tekniğinden biraz bahseder misiniz? Yani o da herhalde geleceği olan bir saha. Şimdi robot biliyorsunuz. Özellikle sizlere çok ilgili tabii. Ben asistanım bir dönemini Amerika'da yaptım. O dönemlerde robotik cerrahisi gelişmeye başladı. NASA mühendisleri bu konuda ilgileniyordu. Evet. Amaçları şuydu. NASA mühendislerinin amaçları. Bu bir konsol var. Evet. Bu konsola cerrah girecek ve uzakta bir yerde bir ameliyat yapma ihtiyacı var. Aslında bunu uzayda düşündüler. Yani uzayda bir astronotla bir sorun olursa bir ameliyat yapalım dediler. Aslında şey mantık yani bu. Teçhizat orada var, doktor dünyada. Doktor burada var, teçhizat orada var. Orada yalnızca hastanın yanında durabilecek birkaç tane eğitimli personel var. Herkesin ilk yardım eğitimi aldığı gibi bunu alabileceğini düşündüler. Ve başladılar. Fakat sonra iş biraz daha gelişti artık. Gelişti mi yoksa duraksadı bunu tam söyleyemiyorum.
Biz genelde robotik ameliyatlarımızı bu konsol burada, hasta da burada şekilde evet. yapıyoruz. Çok uzak değil, çok evet. yakın yapıyoruz ama. Ama yani mümkün ülkeler arası da yapılabilir. Ülkeler arası da yapılabilir. Yani uzayda uzaya yapılacak tabii, dediğimiz tabii. ülkeler arasında yapılabilir. Çünkü şehirler arası. Çünkü online yani gerçek zamanlı işlemler hem yapan kişide hem de diğer tarafta paylaşılıyor. Evet. Ve görüntü 3 boyutlu. Evet. Yani biz hastanın içerisine 3 tane, bir tanesi kamera, iki tanesi kol sokuyoruz. Bunlar çok küçük bir delik, bir para büyüklüğü deliklerden giriyor. Kamera bütün göğüs boşluğunu, kalbi, akciğeri gösteriyor. Bu görüntü hem hastanın başındaki ekipte var, evet. hem konsolda uzaktaki doktorda da var. 3 evet. boyutlendi. Bu önemli bir şey. Evet. Ondan sonra işte yaptığımız zaman oturuyoruz konsola, iki kolumuzla beraber, iki elimizle beraber bu şekilde sokuyoruz cihaza. Böyle joystick gibi. Evet. Orada izlerken içeride enstrümanlar hareket ediyor. Çok güzel görünüyor ama kolay bir işlem değil bu. Evet. Hasta için çok konforlu. Özellikle tek damar, ikili damar kalp hastalığı, koroner kalp hastalıklarında veya kalp deliklerinde, evet. ASD'de veya kalp içi tümörlerde, migzomalarda veya mitral kapağında, sizin biraz önce zikrettiğiniz gibi mitral evet. kapağında kapağın onarılması veya değiştirilmesi teknikleri şu anda bu sistemle yapılmaya başladı. Yapılıyor da. Evet. Daha ilerleyen dönemlerde daha fazlası yapılabilecek. Mesela bir aort yapılmaya düşünülüyor şu anda. Evet. Her taraf yapılacağını ben düşünüyorum. Hasta peki ne karı var? Hasta bir kere çok estetik. Hastanın ağrısı ameliyattan sonra fazla yok. Biz 2-3 gün sonra hastayı taburcu ediyorduk. Burada bir gün sonra taburcu edebilirsiniz hastayı. Evet. Ağrısı daha az, daha konforlu, kozmetik açıdan uygun. Birçok kişi işte meme altından, koltuk altından ameliyat yapılmak istiyor. Bu kemiğin kesilmesi istenmiyor. Estetik tabii. olarak da önemli. Ama orada hiçbir şey yok. Yalnızca çok ufak işte para büyüklüğünde delikler var. Onlar zaten kapanıyor. Doktor için eğitim şart ama ayrıca bir eğitim şart. Yani kalp damar cerrahı olmanız yetmiyor robot kullanabilmek için. Evet. Biz onun saatlerce eğitimini gördük. Yurt dışında bir merkezde gördük. Belki Türkiye'de de şu anda bizim işte öğrenciler geliyor, izliyorlar. Evet. Bunlar biraz daha şanslı. İlk vakalarımız tabii uzun sürüyordu. Ama şimdi çok daha hızlı bir şekilde, daha rutine girdi. Tabii alışkanlık. Ödemesi de kolaylaştı herhalde. Öyle çok da lükse evet. girmiyor evet. artık robotik kalp cerrahisi. Çok yapıyor musunuz bu ameliyatlarda? Endikasyon olduğu her hastada yapıyoruz. Ama daha çok hangi branş yapar? Üroloji mesela evet. bu konuda daha iyi şey yapar. Niye? Ürolojide daha da endikasyon geniştir. Daha çok kişi bu ameliyat olabilir. Özellikle prostat ameliyatlarında işte siniri, damarı çok güzel ayırır ve büyütür bu. Yani sizin gözle gördüğünüz, dışarıdan gözle gördüğünüz gibi değil, daha ayrıntı olur. Bu yüzden işte sinir yaralanmaları çok daha az olur. Dediğiniz gibi yani hasar verme ihtimalini çok aza indirecek çok bir sistem. Evet. evet. Yani alışkanlık arttıkça tabii eğitim arttıkça tabii. son derece yararlı bir sistem. Bizim diğer klinikler de işte normal bir ameliyatını yaptığı zaman 5 saatte yapıyordu. Şimdi 1 saate evet. kadar indirdiler. Doktor tabii. tecrübesi çok tabii. önemli. Evet. Biz doktor olarak evet. da öğreniyoruz işi. Evet. Eğitim veriyor musunuz bu konuda? İzleyenler oluyor evet. ama bizzat evet. gel şunu yap demiyoruz. Çünkü kolay değil. Buradaki evet. bir hata damarı direkt kesiyor. Burada tek bir sorun var robotik ameliyatlarda. Evet. Kollar içeride, damarın etrafındasınız. Siz de konsoldasınız. Yalnızca buna haptik feedback denir. Yani dokunulma duyunuzu alamazsınız. Evet. Normal evet. açık ameliyatta o damarın sertliğini anlıyorsunuz. Ama, evet. Demin söylemiştim. Evet. Ama şeyde bu yok robot ameliyatında. Orada hayli bir ufak bir harekette içeride klips kapanıyor. Normalde elinizde bunu hissedebilirsiniz ama robotta hissedemiyorsunuz. Bunu geliştirmeye evet. çalışıyorlar şu andaki teknoloji ama biraz zaman alacağını düşünüyorum. Öyle olursa tabii çok evet. daha iyi olur. Tabii. Tabii bypass ameliyatları sizinle çok ilgili. Çok sık olarak da uygulanıyor. Bypass ameliyatlarını böyle tarihe karıştıracak yeni yöntemler, yenilikler neler var? Biraz isterseniz ondan bahsedelim. Neler olabilir? Herkes bunu bekliyor evet. aslında. Yani evet. aslında bypass ameliyatları teknolojinin tam ortasında duran ameliyatlar. Ameliyatlardan önce, bypass ameliyatlarından önce kalbe dokunmak bir tabuydu. Evet. Kalbe kimse dokunmazdı, ulaşılmazdı. Fakat işte bir gün bir kaza oldu, dokundular, baktılar tuttu, iş büyüdü. Hep bilimsel gelişme gibi. O zamanlar bypass'sız damar açma teknikleri vardı. İşte o bitkisel ilaçlar, evet. şu anda yine gündemde olan. İşte kimyasal ilaçlar, işte başka teknikler hep denenirdi. Baktılar ki bunlar çok işe yaramadı, hı hı. bypass ameliyatına karar verildi. Bypass ameliyatında önemli olan şey şudur, damarın tıkanması
bizi çok korkutmaz kalp damarcığı. Tıkanmasın. Ama tıkanması bizi çok korkutmaz. Onu biz bir şekilde hallederiz. Önemli olan o tıkanmadan sonra onun suladığı kas yapısının bozulması. O geri dönüşsüz. Damar tıkanması geri dönüşsüz değil. Onu hemen düzeltiyoruz. Bypass'la, içeriden anjiyoyla, evet, stentle açıyoruz. Veya değişik işte ilaçlarla veya işte hep nanoteknolojiden şu anda bahsediliyor. İşte vücuda bir şey, çip yerleştirilecek, o gidecek, evet, oraları açacak. Bu teorik olarak biz bunları çok tartışıyoruz. Bilimsel toplantılara bir evet, fiction gibi duruyor. Belki bir uzay teknolojisi ama olacaktır bu da. Ama onun yapamadığı bir şey var. Bu bütün teknolojinin yapamadığı o kası yerine getirme. Şu anda onun için de çalışılıyor. Kök hücre ne kadar etkiliyor böyle durumlarda? Kök hücre tedavileri yapıldı. Evet. Kök hücre de mesela ben işte Amerika dönemindeyken orada özellikle kalp yetmezliği cerrahisi bölümündeydim ben, Methodist Hastanesi'nde. Orada biz işte kalbin çalışmayan dokularıyla ilgili çok çalışmalar yapardık. Orada bypass yaptığımız zaman oraya kök hücre de enjekte ederdik. Evet. Kalbin çalışma fonksiyonları artıyordu. Sonra bir ara kök hücre moda oldu. Herkes kök hücre, evet, kullanmaya başladı. Evet. Biraz daha azaldı. Şimdi bu moda olması ve azalması aslında şöyle. Yanlış bir uygulama oluyor bir hekim tarafından veya bir makale yazılıyor. Evet. Birden herkes indiriyor. Sonra birisi bir şey yapıyor, birden herkes çıkıyor. Hayır, bu işi yapmaya devam edenler bu işi iyi veya kötü bir sonuca götürmeleri gerekiyor. Götürmüyorlar. Çok popüler bir iş aslında. Yani ben robot yapıyorum, herkes birden robot oluyor. İşte ben kateterle açıyorum, herkes birden kateter. Hayır, sen zaten kendi misyonun hep koroner bypass mı yapıyorsun? Onun için en ideal şeyleri yapman lazım. Yoksa ilerleyemezsiniz. Bir popüler kültür değildir tıbbın ilerlemesi ama o şekilde oluyor. Kök hücrede de o zafiyeti, evet, yaşadı. Ama kök hücrenin ben geleceğini çok umutlu görüyorum. O kasın kendi fonksiyonlarını arttırması gerekiyor. O zaman kök hücre kullandığımız zaman biz koroner damar tıkanıklığını bypass yapıyorduk. Evet. Yandan büyük bir damarla geçiyorduk. Kök hücre niye kullanılıyordu? Bypass yapamadığınız kasın içerisine kök hücreyi koyuyordunuz. Bu orada mikrovasküler damarlanmayı artırıyordu. Kılcal damarlar artıyor. Yani oraya gelen kan biraz da kılcallardan geliyor. Biraz, evet, daha fonksiyonu toparlıyordu. O yüzden de yine de kullanılabilir. Şu anda kök hücre burger dediğimiz özellikle dizin altındaki hiç damarı olmayan bacaklarda biz şu anda kullanıyoruz burger hastalarında kök hücreleri. Evet. Yine arada bir kalp hastalarında kullandığımız oluyor. Ama eski popülaritesi yok şu anda. Evet. Evet. O zaman ben sorayım size. Sayısız kalp ameliyatı ve damar ameliyatı yapmış bir doktor olarak hastaların geçmişine baktığınızda... İlla ki sayılıdır. Sayısı ama saymadım, vardır ama saymadım. Yani, ama çok yaptığınız bir gerçek. Evet. Hastaların geçmişine baktığınız zaman en çok dikkatinizi çeken nedir? Yani mesela hep genetik yatkınlık mı dikkatinizi çekmiştir? Ya da yani en belirgin şudur diyebileceğiniz bir şey var mı? Çok güzel bir soru. İşte bu amaçla gerontolojinin desteğini istedik biz. Şimdi biz 50 yaşında da ameliyat yapıyoruz. 80 yaşında da, 20 yaşında da. Biz damarı açıyoruz, koroner bypass yapıyoruz. Bu kişinin damarında da tıkanıklık var. 80 yaşında kişinin damarında da tıkanıklık, evet, var. Bu aralarında bir fark var mı? Şimdi yaptığımız projeye başvurduk. Bypass yaptığımız zaman o noktaları bir inceliyoruz. O damar. Çünkü ben hep bunu iddia ediyorum. Evet. Eğer 20 yaşında ya da 60 yaşında, 80 yaşında, 80 yaşında bir hasta koroner bypass yapıyorsanız, hı-hı, kalp damarlarına, ya bunun böbrek damarlarına, bu hastanın böbrek damarları, şah damarları, göz damarları, deri damarları da 80 yaşındadır. Tamam, siz kalbini düzeltiyorsunuz bypass'la. Evet. Diğer damarları niye korumaya almıyorsunuz? Evet. Ve hepsi için 20 yaşındaki bypass'ta da şu anda 80 yaşındaki bypass'ta da ameliyat sonrası ilaçlar aynı. Peki tıkanma nedenleri ne? Farklı. Evet. İkisi arasında bir fark olmayacak mı? Evet, evet. Kişiye özel bir durum yok mu? Hep söylediğimiz şey hastalık vardır, hasta yoktur veya hasta vardır, hastalık yoktur diye bir sözümüz var. Tabii. Tıpta ilk öğrendiğimiz. Evet. Yani hasta yoktur, hastalık vardır. Yani o kişiye uygun işlem yapma. Evet. Belki de şöyle, hasta vardır, hastalık yoktur olarak, evet, söyleyeceğiz. Peki o kişiye uygun işlem yap. O zaman ben bu kişinin ilaçlarını 20 yaşındakiyle aynı tutmamam lazım. Hı hı. Belki bunda trigliserit daha fazladır. Belki bunda genetik yatkınlık daha fazladır. Belki bunda şu ana kadar bilmediğimiz başka, evet, bir faktör, evet, daha fazladır. Ona uygun tedavi yapmaya çalışacağız. İşte bu projeyi şu anda başlatacağız. Evet. Hocam. İnşallah. Damar hastalıklarından biraz isterseniz bahsedelim. Hı. Siz tabii çok geniş bir sahada, evet, kalp değil, damar hastalıkları ve
bütün vücudu ilgilendiriyor damar. 100 bin kilometre galiba bir damar ağı var vücutta maşallah. Her hücreye damarlar yakın olmak zorunda. Biraz uzak oldu mu oksijenlenemez, hayatta kalamaz zaten. Dolayısıyla damar hastalıkları sizi çok ilgilendiriyor. Değil mi? İnsanın bacağında, kollarında, ellerinde, şah damarında her yerde rahatsızlık olabiliyor. Şah damarı da böyle bir damar. Beyne kan götüren bir damar. Orada da işte o kolesterol plakları zamanla yerleşip daralmalar ve ona bağlı belirtiler ortaya çıkabiliyor. İsterseniz bundan da bahsedelim. Çünkü tedavisi de siz ilgileniyorsunuz. Şimdi evet, özellikle biz damar da bir ağacın dalları gibi hep söylüyorum. Evet. Bir yerde sorun varsa diğer tarafları kontrol etmek zorundasınız. Çok edilmiyor ama edilmeli ve biz hep ederiz. Hasta bacak ağrısıyla gelir. Bu hastamıza kalp anjiyosu yaparız. Muhakkak kalbinde sıkıntı var ve önce kalp ameliyatı olur. Veya kalp tedavisi olur, sonra bacağı geçiririz. Evet. Şah damarı da öyle. Kalp hastası gelir, ameliyat kararı çıkmıştır. Hemen şah doplerini yaparız. Şah damarına doplerle bakarız. Evet. Orada %70 üzerinde darlık varsa aynı seansta önce şah damarına ameliyat ederiz, sonra kalbi. Hı. Peki niye şah damarını sonraya bırakmazsınız? Eğer kalp ameliyat ederseniz o sırada ameliyattan sonra aslında felç olabilir. Evet. Şimdi şah damarları iki tane. İkisi de aortadan, kalpten çıkan ana damardan dallanarak çıkıyorlar. Beynin büyük tarafını besliyorlar. Evet. Bir de arkada vertebra arter dediğimiz, onlar da arka taraftan çıkıyor. Yani beynimiz dört tane ana damarla besleniyor. Peki önemli olan nedir? Şah damarı hastaları bize şu şekilde gelir. Baş dönmesi, gözlerde kararma, kulakta çınlama. Hatta bir hastam geldi, çok enteresan. Şelale sesi duyuyorum dedi kulağımda. Ve bir baktık, şah damarından bir vene fistül var. Yani fistül, aradan hızlı kan geçişi var. Evet. Ve bunu o kadar güzel ifade ettik ki aslında, şelale duyuyorum dedi. Evet. Bunu aslında birçok yere gitmiş, hiç kimse bunu çok ciddiye almamış ama her cümle önemli aslında dedi aslında. Çünkü bir kişi durduk yere şelale sesi duyuyorum demesi çok zor. Tabii. Şimdi şah damarlarını öyle kontrol ettik. Aynı damar koruyucu ve aynı takip, tedavi tüm damarlarımız için geçerli. Kalp damarı neyse şah damarımız da o. Evet. Bu şikayetlerle geldiği zaman hastamız, öncelikle biz hastamıza tabii konuştuktan sonra, anemizi aldıktan sonra muayene yapıyoruz. Muayenede özellikle buralarda elimize gelen bir tril, evet, bir titreşim var mı, bir kitle var mı? Çünkü tümörü de olabiliyor o şah damarın. Sonra oskütasyon bulgusu dediğimiz streskop, evet, takıyoruz, dinliyoruz. Bir üfürüm var mı, kulağımıza bir üfürüm geliyor mu bakıyoruz. Şüphelendik. Hemen ultrasonumuz, doplerimizi yapıyoruz. Orada bir daralma var mı? Daralmayı tespit ettikten sonra doplerde anjiyografi yapıyoruz damara. İşte konvansiyonel olur. MR anjiyo, CT anjiyo, artık onların farkları var. Anjiyo yapıyoruz. Orada bir %70 ve üzeri daralma varsa ve hastada şikayet varsa veya hastada hiçbir şikayet yok, geçirilmiş de bir felci var. Evet. Veya bir unutkanlık anı olmuş. Veya bir düşmüş, gözleri kararmış. Hı-hı. O tip hastalarımızda da geçmişine baktığımız zaman %70'de daralma varsa artık bunun revaskülerize edilmesi, yani oranın tekrar açılması gerekir. Açılması için balon açtığımız olur, stent koyduğumuz olur, bypass yaptığımız, endarterektomi yaptığımız hastalar var. Şah damarı konusunda çok tecrübeliyiz. Yani Türkiye'de çok başarılı ameliyatlar yapılıyor. Evet. Ameliyatlı ve ameliyatsız tekniklerle yapılabiliyor. Sayı olarak eskiye göre artış, azalma uygulamada... Daha azaldı. Daha azaldı. Şah damarı daha azaldı. Çünkü şah damarının tedavileri, aslında ben size bir söyleyeyim, damarlarla ilgili hastalıklar gittikçe azalmaya başladı. Ölümler için bir numara ama bilinçlendirme çok fazla. Evet. Ve en ufak bir sıkıntıda işte biz doktora çok rahat ulaştığımız için, evet, koruma önlemlerini falan almaya başladık. Evet. Bu yüzden yaşam süresi de uzadı. Evet. Bu gerontolojinin de olaylarından biri o. Eskiden bizde yaşam süresi daha kısaydı. Şimdi 72'ler, evet, 73'lere kadar, bayanlarda daha fazla olmak üzere ortalamamız arttı. Tabii. Türkiye yaşlanan bir toplum oldu bu arada. Evet. Bir toplumun işte %10'u nüfusunda yaşlı oluyorsa ona yaşlı toplum denmeye başladı ki, evet, 2023'te bizim konumumuz, evet, bu. Yaşlı bir toplum olacağız yani. Evet. Peki karnımızdaki bu aort damarlarında oluşan anevrizmalar var. Biraz da onlardan bahsedersek, bunların tedavileri nasıl oluyor galiba? Ameliyatsız bir yöntemle yapılıyor. Dün gece, evet, öyle bir hastamız vardı. Evet. Şimdi kalpten çıkan ana damar aortumuz, evet, şu şekilde ilerliyor ve iki bacağımıza doğru ikiye ayrılıyor. Evet. Karında belli bir segment şu şekilde düz bir şekilde aşağı iniyor. Bunu yaklaşık 2,5-3 santim, bayanla erkek arasında yarım santim oynar çap olması lazım. Eğer bu çap özellikle uzun süre tansiyon hastasıysa, aterosklerozu çok fazlaysa ve erkeklerde daha fazla olmak üzere genişleyebilir bu. Genişlediği zaman bunun bir limiti var. 5-5,5 santimetre geldikten sonra bunu artık
tedavi edilmesi lazım. Evet. Mekanik bir etki olduğu için, mekanik bir genişleme olduğu için tedavi mekanik. Evet. İlaçta olmuyor. Tedavi mekanik. Aynı zamanda bunun içerisinde pıhtı birikebiliyor. Evet. Genişlediği için göllenme var. Göllenme olan yerde kan pıhtı oluşturur. Bu pıhtı ne yapar? Bacaklara gider. Çünkü kan akım yönü bacaklara yön doğrudur. Tabii. Bacaklarda pıhtılar, yürümeyle ağrılar veya gangrenler oluşabilir. Bunu tespit ettiğimiz zaman eğer 5,5 cm2'ye gelmemişse biz bu hastayı daha önce tansiyon düşürücüler, tansiyon düzenleyiciler diyelim esas olarak. tansiyon düzenleyiciler, kalp hızını biraz azaltıcı evet. ilaçlar veririz. Fakat ola ki yine bu büyüdü ve şikayetleri devam ediyor. Bunun niye tedavi edilmesi lazım? Yırtılabilir mi? Yırtıldığı zaman karın arka duvarı tamamen kanla dolar ve kanla dolduğu zaman hasta bazen hastaneye bile yetişemez. Evet. O kadar tehlikeli bir süreç. Yani bütün kan boşalabilir. O nedenle iki tür tedavimiz var. Birisi damardan girdiğimiz, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi içeri stent koyuyoruz. Endovasküler girişimler deniliyor buna. Her iki bacakta femoral arter dediğimiz kasıktan nokta şeklinde giriyoruz. Kateterlerle bir anjiyokateter laboratuvarında içeriği görüntüleyerek stenti koyuyoruz. Çıkıyoruz. Ne oluyor? Bu genişlik ama ortada bir boru var. Artık buraya basınç olmadığı için artık bu evet. yırtılamıyor. Basınç evet. düşüyor çünkü. Evet. Yavaş yavaş sönüyor zaten bu. Çünkü bütün basınç içerideki boruda olmuş oluyor. Stentte olmuş oluyor. Evet. Bunu yapamayacağımız durumlarda çok büküntülü olabilir. İçerisinde çok pıhtı olabilir. Evet. Veya böbrek arterlerini de içine almış olabilir. Buraya stent koyamıyoruz. Stent koyamadığımız zaman normal klasik ameliyatta ya yukarıdan aşağı ya yan taraftan açarak batını karnına giriyoruz. Evet. Ve o bölgeyi bu sefer suni bir damarla değiştiriyoruz. Evet. Sonuçlar arasında çok fark yok. Tecrübeli eller, cerrahlar bunu aynı şekilde sorunsuz bir şekilde halledebiliyorlar. Bunda da çok fazla sıkıntı yok. Fakat konfor açısından var. Ve tabii ki stent koyduğumuz zaman hiç kesi olmuyor. Hasta çok daha rahat ediyor. Peki sınır 5-5,5 santimetre dediniz o genişlik çapı için. Mutlaka 5-5,5 santimetre olduğunda ona müdahale ediliyor mu? Yoksa mesela 6-7 santimetre kriter odur. 5,5 santimi gördüğünüz evet. zaman hadi seni bir 6 ayda izleyelim demeyiz. Demiyorsunuz. Evet. Yok. Evet. Risk, onu, olmuş evet. risk olmuş oluyor. Onunla konuşuyoruz. Evet. Bu işin riskleri budur. Tedavi edilseniz bu olur. Tedavi edilmezseniz bu olur. Diyoruz. Bazı hastalar diyor ki ben tamam diyor, olmak istemiyorum diyor. Diyebilir. Tabii onun resmi olarak imzasını atıyor. Bilgilendirme yapmak zorunluluğumuz var hukukken bizim. O şekilde ama normalde kriteri odur. Evet. Ameliyat sınırı demektir. Peki bu hastalar nelere dikkat etmeliler? Bu hastalarda tansiyon çok önemli. Evet. Bu işin şeyinde tansiyon var. Bazen bu hastalar, şunu çok önemli bir özellik. Bazen bu hastalar karındaki bu damarda, aortta, anevrizma içerisinde pıhtı olduğu için kan sulandırıcı içerler. Evet. İşte büyük evet. tehlikedir bu. Çünkü zaten kan amacımız damarın içerisinde durması. Hı hı. Yırtılmadan korkuyoruz. Kan sulandırıcı onu daha kolay yırtmaya gidiyor. Evet. O yüzden kan sulandırıcıları kesmeleri lazım. Oradaki pıhtı çok korkulacak bir pıhtı hı. değil. Bazen önemli bir hale geliyor. Eğer zaten bacağı pıhtılar atmaya başladıysa o da bir ameliyat endikasyonudur. Evet. Yalnız da 5-5,5 santim değildir ameliyat endikasyonu. Yıl içerisinde büyümeye de bakarız biz. Hı. 6 ayda bir kontrollerimizde evet. 0,5 santimin üzerinde artış varsa o zaman da hızlı büyüyor deriz. Bu hızlı büyüyüp yırtılacak deriz. O da bir ameliyat endikasyonudur. O şekilde tansiyona dikkat etmesi lazım bu hastaların. Bu hastaların tabii ki ateroskleroz yaşam tarzından artık spor mu konuşmuyoruz. Evet. Ateroskleroz yaşam tarzından uzaklaşması lazım. Mümkün olduğu kadar bunu 3,5-4,5 santimde tutmaya çalışmak lazım. Amacımız hep odur. Ama illaki sınırı aşarsa tabii ameliyatı yapacağız. Ameliyattan sonra da yine yaşam tarzını değiştirmesi gerekir. Çünkü evet. diğer damarlarda da aynı risk var. Evet. Biz sizin tabii ne kadar bilgili olduğunuzu bildiğimiz için her sahadan, her konudan soruyoruz. Evet. İzleyicilerimiz evet. vermek istediği konular var. Evet. Dolayısıyla gerçi bahsetmiştiniz ama tabii ilk defa dinleyenler de vardır mutlaka. Varis konusundan da isterseniz biraz bahsedelim. Sizin kendi tekniğiniz var zaten. Birçok kişiyi de ilgilendiren bir konu varis konusu. Varis nedir? Ne zaman tedavi ediyorsunuz? Sonra ben size yine kalple ilgili bir soru soracağım. Şimdi varis aslında çok popüler bir evet. cümle, bir kelime. Herkes bu varisle ilgilenmek istiyor. Evet. Buna damar cerrahi dahil, kalp damar cerrahi dahil, genel cerrah dahil, radyolog dahil. Evet. Dermatolog bile radyo şeyle varisle ilgilenmeye çalışıyor. Varisin tarifi şu. Varis toplar damar. Nerede var bu toplar damar? Vücudun her dokusunda. Her, evet. her dokusunda damar var. Toplar damarın genişlemesi,
kıvrıntı da hala olmaz. Anevrizmadaki gibi genişlemesi değil. Anevrizmada belli bir santim lazım bize. Çünkü aort atar damar. Bu toplar damar. Kirli kanı alıp akciğere ve kalbe götüren. Evet. Damar duvarı yumuşaktır bu. O yüzden bunda bir santime bakılmaz. Burada niye bakılır? Yarattığı şikayete bakılır. Peki varis dediğimizde akla neresi gelir? Bacaklar gelir. Evet. Halbuki bacaklarda da olur. Genital bölgede de olur. Kadınlarda özellikle doğum sonrası çok sık gelir bize. Evet. Kolda olur, boyunda olur. Her yerde bir varis olur. Çünkü her yerde damar var. Ve yer çekimi hastalığıdır bu. Hep söylediğim şey bu. Çünkü niye bunu söylüyorum? Kişilere Doppler yapılıyor tanı koymak için. Ve bunu yatarak yapıyorlar evet. genelde. Yatarak yapılacak bir işlem değildir bu. Variz yürüyen insan, ayakta duran insan hastalığıdır. Yatalak bir insanın varisi olmaz. Niye? Evet. Çünkü yer çekimi onu evet. direkt etkilemez. Tabii. Peki variz niye oluşur? Variz özellikle damar içerisinde, toplar damar içerisinde basıncın fazlalaşmasıyla oluşur. Bu basınç niye fazlalaşır? Ayakta duran bir insanı düşünün. Yukarıya kanı götürmesi lazım. Yani akciğere evet. kalbe. Aşağı hiç inmemesi lazım. İniyorsa basınç fazlalaşır. Niye iner? İçerideki kapakçıklar. Bu tek yönlü çalışan damarın içerisinde tek yönlü check valve'ler vardır. Evet. Yukarıya kan gider. Durdurur bunu. Durduramazsa aşağı iner. Aşağı indiği zaman alt tarafta artık basınç artmaya başlar. Evet. İşte damar genişlemeye başlar. İşte varis olmaya başladı. Damar genişlediği zaman etrafındaki sinirlere bası yaptığı zaman işte gece ağrı özellikle geceleri olur. Hı hı. Çünkü akşama kadar ayaktadır insan. Akşamları da olabilir. Evet. Ayakta düz duranlar da olur. İşte ağrı, kaşıntı, huzursuz bacak, bacağını hissetme. Bacağını hissetme gibi bir semptom evet. var. Evet. Bugün bir hastam geldi. Ne şikayetiniz var dedim. Çok güzel ifade etti. Ben bacağımı hissediyorum dedi. Şimdi bacak insan herhangi bir organı her zaman hissetmez. Tabii. Nerede bir sıkıntı varsa beyine o mesaj gelir. Senin burada bir sıkıntı var. Evet. O zaman bacağını hissedersiniz. Huzursuz bacak aslında bu demektir. Evet. Gece yatarken bacağınızı hissetme durumu. Basınç olası hissedebilir. Hafif böyle bir nereye koyacağını düşünmez. Yorganla kavga etmeye başlar. Evet. Şimdi bu tablo oluştuktan sonra venöz basınç yani toplar damar basıncı arttığı zaman işte damarlar genişler. İki tür. Birisi iç damar yani kasların içerisindeki damar genişlediği zaman dışarıdan göremezsiniz. Ama bütün şikayetleri fazlasıyla yapar. Çünkü ana damar odur. Evet. Bir de cildin altında bir evet. damar var. İşte varis dediğiniz aslında en çok bunu evet. söyler. Cildin altındaki damar genişler. Direkt kalem gibi görebilirsiniz. Bacağın altında yeşil bir kalem. Kıvrıntılı. Evet. Veya onu göremezsiniz. Cilt altı dokunuz fazladır. Peki aşağı inen bu basınç ne olacak? Bu basınç bir yere aktarılmak zorunda. Fizik kuralı bu. O zaman küçük dalcıklar halinde yeşil, mavi, kırmızı bacakta cildin altında damarlar görürsünüz. Evet. Bu şekilde bir tablodur. İleri safhası vardır varisin. Tedavi ettiniz, etmediniz, doktora gittiniz, gitmediniz. Özellikle iç damar varislerinde, iç damar yetmezliklerinde topuk civarında, iç topuk civarında bir renk değişikliği, orada bir damarda bir deride bir bozulma, orada bir yarıya doğru gidiş vardır. Veya özellikle bu hastalar uzun süre yolculuklar yaptılar veya dizlerini kırarak oturdular. Bir saat, iki saat yolculukta oturdular. Birden hızlı bir ağrı bacakta olur. Neden? Evet. Damar içerisinde pıhtılaşma olmuştur. Bu pıhtılaşma da iki türlü sıkıntı verir ve damarı bacaktaki dolaşımı tamamen bozabilir. Evet. Veya pıhtı akciğere gidebilir. Akciğerde emboli yaratabilir. Üstü bir şey tabii. Yani basit bir varis, kozmetik cilt altında hafif bir küçük bir yeşilden hayatı tehdit edene kadar giden bir akciğer embolisi veya bacak yarası sonucunda oluşan bir sepsisle evet. hasta hayatını kaybedebilir. Varis çok geniş spektrumlu bir konudur. Evet. Hangi aşamada gelirseniz gelin çok tecrübeli bir konuda bunun damarlarının görüntülenmesi lazım. Burada tekrar söylüyorum bu Doppler ve damar görüntülenme önemli. Çünkü işin progresini, tedavisini ve tanısını yönlendiren önemli bir konu. İç varis daha mı riskli bir durum? İç varis çok riskli bir konudur. Yani, peki görünürde bir renk değişikliği yok ama belirti olarak belirti olarak verir. Bunları verir. Renk değişikliği de yapar. İç varis büyür. Yapmadan olur mu? Renk olur. Öyle hastalarımız da var. Yalnızca şikayetiyle var. Ama iç varis büyür. Evet. Dış varisi bozar. Çünkü bunlar kapalı bir devre sistemi. Evet. İkisi de birbiriyle birleşiyor. Arada bağlantılar var. Hı hı. Birinde basın çok yükseldiği zaman diğerini de bozmaya başlıyor. Aslında hemen etkilemiyor. Niye? Kapaklar basıncı organize ediyorlar. Ama kapakları bozacak kadar evet. basıncı artarsa diğer sistem de bozuyor. Yüzeyel damar da bozuyor. Hı hı. O zaman zaten işte yüzeyel sistemi görüyorsunuz bozuklukları. Hı hı. Bunun tedavisi ve bizim tekniğimize evet. gelince tedavisi de aynen böyle geniş spektrumlu. Basit bir lazer
Evet. Skleroterapi, köpük enjeksiyonun dam tutun. Çok ciddi kapak ameliyatlarına kadar. Çok ciddiden gelelim. Çünkü biz eğer iç damarı ve kapakçıkları göremezsek, ki şu anda %99 birçok yerde bunlara hiç önem verilmiyor. Dışarıdan görüneni makyajlıyorsunuz. Yani aynen bir fondöten sürme gibi düşünün skleroterapiye veya lazere. Çünkü dışarıyı örtüyorsunuz. Tedavi yönelik olmuyor. Tedavi yok, altta buzdağı duruyor. Peki biz ne yaptık? Eğer bu kapakçıklarda sorun varsa içte bu kapakçıkların onarmasını eğitimini aldık ve uyguladık. Bu iç kapakçıkların aldığımız eğitimde ve yaptığımız sistemlerde kapakçıkların bu birbirine olan öpüşmesi diyorum ben buna. Normalde şu şekilde açılıp şu şekilde kapanıp kanı tutması lazım. Evet. Tutamıyor. Birisi böyle, birisi böyle oluyor. Bunları aynı seviyeye getirip yapıştırmak lazım. Evet. Bunları hem damarın içine açıp yapıyoruz. Çok ince iplerle veya damarın dışarısından sıkarak bunu tekrar eski haline getiriyoruz. Evet. Ama bunların hepsi yabancı bir materyalle yapılıyordu. Biz bunu hastanın kendi dokusundan yaptık. İşte bizim o akül tekniği bu şekilde gerçekleşti. Ama diğer teknikleri de yapıyoruz. Yani illa bizim teknikte yapmıyoruz şeyi. Fakat iç damarlarımız temiz. Kapakçıklarımızda bir sorun yok. Dışta varisimiz var. O zaman ne yapıyoruz? Hastaya uygun olan bütün yöntemler. Skleroterapi, lazer, radyo frekans, buhar, köpük. Hepsini yapıyoruz. Hasta, en son bir tane de video yayınladık mesela. Orada da değişik bir teknik vardı. Damarın içerisine yapıştırıcı sıkıyoruz dış damara. Onu tamamen olduğu yerde bloke ediyoruz. Evet. Bu şekilde de hasta şey yapıyor. Yalnızca bir iğne giriyor damara. Bakın estetik olarak da söylüyorum. Yalnızca bir iğneyle giriyoruz. Dizin hemen iç üzerinden safen damara, dıştaki varise içerisinde yapıştırıcı veriyoruz. Bu yapıştırıcı tabii steril bir yapıştırıcı ve özel onaylar alınmış, onam alınmış bir yapıştırıcı. Damar olduğu yerde büzüşüyor. Hiç ameliyatsız da bu işi yapıyoruz. Evet. Peki bacakta %30 reflü, %40 reflü diye ifadeler söyleniyor. Reflü şu, reflüyü de çok soruyorlar gerçekten. Reflü aslında bir akışın istikametinin tam tersi yönde olması. Evet. Midede de oluyor. Evet. Midede yemek borusuna gelen yemeğin mideye geçmesi lazımken işte sabaha doğru veya işte yattığınız zaman tekrar geri kaçması. İşte ağzına ekşi tat gelmesi. Bu da mide reflüsü. Evet. Reflü normal alışılan yolun dışındaki hareket. Peki normal alışkanlık nedir variste? Toplar damar aşağıdan gelecek, kaybolur, yukarı çıkacak. Bu aşağı düştüğü zaman yer çekimi ona gel diyor. O da kapakçıklar bunu engelliyordu. Kapakçıklar engelleyemez halde aşağı doluyorsa buna reflü dönüyor. Evet. Yani reflü demek kapakçık bozukluğu demektir. Varis demektir. Evet, siz kalple ilgili sorunuz var. Ben de kalple ilgili iki soru sormak istiyorum. Bir tanesi bu üfürüm dediniz biraz önce de anlatırken. Üfürüm nedir? Halk arasında çok söyleniyor. Bir de hemen hemen herkes de kalp rahatsızlığı geçtiği zaman, konu geçtiği zaman ekstra sistol deniyor. İşte benim ekstra sistolüm var diyor. Bu bir ekstra sistol bir hastalık mıdır? Evet. Halkın çoğunluğunda var mıdır hakikaten? Varsa da neler yapılmalıdır? Şimdi önce birinci soru. Evet. Üfürüm demek yine kanın akışı. Evet. Olay hep kan dinamiği. Yani vücuttaki bütün şeyi bir tren yolu gibi düşünelim. Bir damar ağını. Evet. Hep dinamikle ilgili. Kanın akışıyla ilgili her şey. Kan normal bilinen yoldan aktığı zaman dışarıya bir titreşim vermez. Eğer verirse zaten vücudumuz titreşimden durulmaz. Normal akın. Ne zaman ki normal akışı bozulur. Bunun birkaç nedeni var. O zaman dışarıya bir titreşim verir. Bu dışarıya giden titreşimi elle biz hissedersek buna tril denir. Aynı trili biz stetoskopla kulağımızla duyarsak buna da üfürüm denir. Sonuçta altta nedir? Normal akışın bozulması. Masum üfürümler de var. Evet. Bu tip üfürümlerde. Peki masum nasıl olur hocam eğer bu normal akış bozuluyorsa? O da şudur. Özellikle çocukluklarda, çocukluk yaşında hızlı bir şekilde kan akımı olursa normal akış bozulmamıştır ama aşırı trafik yüklenmiştir. Evet. O üfürüm yaratır. Peki normal bireye dönelim, yetişkin bir bireye. Kan akıyor. Eğer bu kapakçıkta bir darlık olursa buradan zorlanacaktır bu kan geçerken. Üfürüm olarak siz duyarsınız. Veya yetmezlik var. Kan geçer. Geri de döner kapaktan. Reflü olur işte. Evet. Onu da bir üfürüm olarak duyarsınız. Peki biraz önce şelale dedik. O nedir? Kan gider. Yanında da toplar damar var. Atar damar, toplar damar arasında gereksiz bir iletişim varsa kan kısa döngü yapacaktır. Kısa yoldan geçtiği için normal akmaması gereken bir yerine aktığı için o da bir üfürüm olarak, bir tril olarak duyacaksınız. Trillerin ve üfürümlerin belirli şiddetine kadar
normal kabul ettiğimiz durumlar vardır. Evet. Ama belirli şiddetten sonra muhakkak çok çok ciddi incelenmesi gerekir. Altta bir sıkıntı vardır. İşte kalp deliklerinde de öyledir. Dört boşlukta olan kalp, altla üst kapakçıklarla ilişkili, ortası ilişkili değil, bir septum var, bir duvar var. Bu duvarda en ufak bir delikten kan yanlış tarafa gidecektir, üfürüm olacaktır. Diğer sorunuz? Ekstrasistol. Bu kalple ilgili veya guatırla ilgili kanın akışında yine bir hızlanma, bir azalma varsa kalp buna hep uyum sağlamak zorunda. Nedir ekstrasistol? İşte onu anlatacağım. Ay, anlamı nedir yani? Ekstrasistol, nosistol demek normal kanın ritmi, işte kalbin ritmi. Yani kalbin tepe atımı. Kalp vurduğu zaman, dakikada 60-100 diyoruz ya. Evet. Vurduğu zaman buna sistol diyoruz, kasıldığı zaman. Kan direkt aortaya bir vücudun bütün tarafına dağılır. Evet. Ekstrasistol bu normal vurması gereken vurudan farklı bir vurgu daha çıkacak. Bu farklı vuru ekstrasistol kabul edilir. Heyecanlanmada, çok çay içmede, kahve içmede, farklı ilaçların etkilerinde, işte bayanlarda, menstrüel periyotlarda veya uykusuzlukta, sıkıntılı dönemlerde ekstrasistol doğaldır. Evet. Ne zaman sorundur ekstrasistol? Kendini bir çarpıntı gibi hissettirir. Evet. Yani bir kuş kanadı gibi göğsü de hissettirir. Evet. Çok rahatsız edici bir duygudur aslında ama tek tük olması doğaldır. Ne zaman sorundur? Hayatını yapamaz, hayatını normal rutin işleri yapamaz seviyeye geldiğin zaman sorundur. O zaman ne yaparız? Biz bunu tabii EKG'li ritim ölçerlerle düzenledikten sonra holter takarız. Özellikle geceleri olan ekstrasistoller tehlikelidir. O yüzden holter takarız. Holter nedir? Kanın ritmini bir gece boyunca takip eder. Sabah doktor da buna bakar. Gece şu saatlerde fazlaca ekstrasistolünüz varsa o zaman tanıyı derinleştirmeye başlarız. Evet. Niye ekstrasistol var? Kansızlık mı var? Çünkü kansızlık olur. Dokuk fazla kan ister. Evet. Kalp bunu göndermek için fazladan çarpmaya başlar. Guatr. Zehirli guatr veya hipotiroidi. Niye? Yine kalbin ritmini bozmaya başlar. Daha başka böbrek üstü bezleri, tansiyon, bu gibi şeyleri tek tek araştırmak zorunda kalırız. Bunları sırasında kalbin kendi yapısına da bakarız. Evet. Kapakçıklar nasıl, kası nasıl, damarlar nasıl, ona da bakarız. Evet, herhalde süremizin sonuna geldik. Biz bitsin istemiyoruz ama çok hakikaten güzel, detaylı, çok anlaşılır bir biçimde. Daha da detaylı bilgiler verdiniz bu sefer. Gerçekten teşekkür ederim. Memnun olduk sizi ağırladığımıza. Teşekkür her zaman da bekleriz. İnşallah bir üçüncüye geliriz. İnşallah. Bekleriz. İnşallah. Şeref verirsiniz. Ben de sizi bekliyorum. Evet, inşallah. Tamam. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta ikinci kere konuk ettiğimiz Profesör Doktor Ahmet Akgül hocamız bizlerle birlikteydi. Haftaya yeniden değerli bir konumuzla buluşmak üzere. Herkese hoşça kalın. Yani burada kornea da çok büyük yer önem arz ediyor. Çok değerli bir hocamız. Kendisi Beşiktaş Üniversitesi. Yaptığı olarak dağılmış. Düşen bir sistem. Kapkaranlık içerisinde. Şu kadar bir hacim.